Ayhan Ömer efendim. New York'taki danışmanımız, avukatımız. Bu work and travel'cı arkadaşlar tavsiyeleri neler olabilir abi? Hem Türkiye'de hem de burada sorunlar yaşıyorlar bu konuyla ilgili. Bizim work and travel'la gelecek öğrencilerimize tavsiyemiz şu. Kesinlikle programa uysunlar. Dolayısıyla dediğim gibi biraz önce zaten vizeyi alma amacı gelecek bir döneminde işini çalışmasını yapacak. Diğer dönemde gezecek, Amerika'yı öğrenecek, kültürü öğrenecek. Dolayısıyla Amerika'ya adım attığı ilk günde, yani ilk günlerde yapacağı şey çalışacağı yerle irtibata geçip ben geldim buradayım, programa başlayayım, hangi gün başlayayım diyecek ve bir şey çok önemli hemen yapacak. Hemen sosyal güvenlik numarasına başvurusunu yapacak. Çünkü o tip iş yerleri ona diyecek ki sosyal güvenlik numaranı al biz seni öyle sokalım ödemeye diyecek. Dolayısıyla öğrencilerimiz 3-4 hafta falan sürebiliyor. Aynen bunun farkında değilse bir bakıyor ya Ayhan Bey ben diyor 1,5 ay geçti hala ödeme olamadım. Program bitiyor. Sosyal güvenlik numarası gelmedi. Ödeyecek, social'ın yok nasıl ödesin? Sosyal güvenlik numarası gelmedi diyor. Ne yapacağız biz diyor. Dolayısıyla benim bu noktadaki Work and Travel öğrencilerime tavsiyemiz, öğrencilerimize, takipçilerimize, senin takipçilerine tavsiyemiz gelir gelmez hemen sosyal güvenlik numarası başvurusunu yapsınlar. Sosyal güvenlik ofisinden çok kolay onun yerini öğrenebilirler. Geldikleri yerdeki hemen internetten Social Security Office Locator'a evet. Bakacaklar. Walk-in yapacaklar zaten. Aynen walk-in. İşte benim pasaportum, vizem, DS formunu diyecekler. Onlar hemen başvuruyu alıyor. Randevu almanıza gerek yok. Bu iş için yarım gününüzü, yarımdan biraz daha fazla gününüzü ayırın. Gidin sıraya girin, başvurun adresinize gelsin. Çünkü randevular uzak tarihlere veriyor. Aynen öyle. Aynen. Ondan sonra da iş yerinde de ben başvurdum, buradayım, hangi gün başlayayım diyecekler. Ki bunu yapacaklar, sponsorlarını da bilgilendirecekler ki sonra bunlar şöyle bir durumla karşılaşmasınlar. 10 gün sonra bir duyuyorlar, iptal edilmiş statüleri. Çünkü sponsor firma diyor ki bu kişi geldi, 10 gündür ortada yok ve program yerine gitmemiş, biz bundan haberimiz yok, iptal ettik. Çünkü bazen e-mail falan atıyorlar bu çocuklara. Oradan da bir dönüş alamazsalar ve iptal ediyorlar. Evet. Benim bu noktadaki özellikle VAT takipçilerine senin tavsiyem olacak. Kesinlikle programı uysunlar. Geri gelmez adımlarını aslında.